Bu bölümde sizlerle geçiş efektini nasıl kullanabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle videomuzu sahnemize sürükleyelim. Burada hemen geçiş efekti uygulayacağım bölümü kullanacağım. Yani şuradan buradan buraya geçiş yaparken bir efekt kullanalım. Güzel bir geçiş bölümü kullanalım. Evet, tam yeri şurada bir yerde. Buradan X olarak kesiyorum. Kesme işlemi uyguladım. Şimdi burada bakın şu kısma geldiğim zaman mouse'da beyazlık oluştu. Sağ tıklıyorum. Ekle bölümünden. Buradan bir geçiş efekti uygulayacağım. Bakın direkt uyguladım. Şimdi geçiş efektini bakın nasıl geçtiğini gördünüz. Biraz önce düzdü. Şimdi bu şekilde bir efekt uygulandı. Sadece görüntü kısmında uygulanıyor. Ses kısmında uygulanmıyor. Tabi bazı efektlerde sıkıntı olabiliyor. Mesela şu ses. Buradan değiştirmeniz gerekebilir. Mesela buradan ayrı ayrı götürelim. Şuradan sarı olarak yaptıktan sonra Şöyle sarı yapmayacağız Evet bakın şu ikisini birlikte istediğim yere taşıyabiliyorum Sesleri Çünkü seslerin yerini değiştirmek gerekebiliyor Yani şu video Mesela bu biraz daha yaklaşabiliyor O yüzden sesle çalışmasanız iyi olur Ben şu an sesi o yüzden kapatacağım Şu anki geçiş efektinde sıkıntı yok ama Biraz sonra anlatacağım da Sıkıntı olacak Hemen şu şekilde silelim Evet, şimdi bu bölüme farklı bir efekt uygulayalım. Mesela en çok kullanılan şu şekilde. Bakın görüntü şu şekilde yerleşti. Bakın hiçbir değişme yok, etki yok. Bunun Ctrl Z yapalım. Ee, bu efektin etki yapması için hemen kırmızıyı biraz öne getiriyorum. Yaklaşık olarak bu kadar yeter herhalde. Şuradan marka bastım, markaladım buradan. Sonra şuradan aynı hizada olacak şekilde kapanışı yaptım ee, daha sonra bu bölüme Ya şimdi eklemeye kalksam yine olmayacak deneyelim isterseniz bakın yine kendisi rastgele yaptı yine geçiş efekti yok şimdi bunu ekleyebilmem için buradan kes diyorum yani şu ikisini iki parçayı kesecek bakın maviden maviye kısmı olanı seçti kesti şimdi buraya sağ tıklıyorum şimdi ekliyorum Bakalım bakın görüntü biraz daha sola kaydı dikkat ederseniz Çünkü birazını kesmiş oldu Şimdi bakın Geçiş efektimizin Olduğunu görüyorsunuz çok güzel bir efekt oluştu Sizler de farklı videoları bu şekilde birleştirebilirsiniz Gayet güzel oldu Ama dediğim gibi eğer ses olsaydı ses biraz daha sağda kalacaktı Yani o yüzden ses olmayan bölümlerde bu efekti denerseniz daha iyi olacak ona göre ayarınızı yapmanız gerekiyor. Düzenlemeniz gerekiyor ses bölümünü. Onun haricinde yine bakın buraya geldiğim zaman yine sağ tıklıyorum tam üstündeyken diğer özellikleri seçiyorum. Şimdi ne yaptı beni direkt buraya attı. Bakın burada özellikler var, değişebiliyor. Bakın efektimi değiştirdi. Direkt buradan üzerine sağ tıklayarak da yine buradan değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bakın burada renk geçişleri var. Renkli bir şekilde. Buradan istediğinizi hemen ayarlayabilirsiniz. E şimdi farklı bir efekt daha uygulayalım. Başlangıçta siyah olsun. Gittikçe sahnemiz açılsın şeklinde bir çalışma yapalım. BFX'e giriyoruz. Buradan biraz daha şöyle. Yaklaşık olarak. Ben buradan 10 saniye seçeceğim. Bunun için başlangıç ve bitiş noktası belirleyeceğim. Mark atacağım yani. 10 saniyede de bitiş yerleştireyim. Şuraya bir yere. Buranın tamamını uygulayacağım. Buradan artıya girdikten sonra geçiş efektleri için mix'e giriyoruz. Dissolve kısmını seçtikten sonra bakın burada isterseniz bir saniye de uygulayabiliyorsunuz. Veya tamamına da uygulayabilirsiniz. Ben buradaki başlangıç ve bitişini belirlediğim için tamamını uyguluyorum. Bıraktığım zaman siyahtan Bakın gittikçe açılıyor videomuz bu şekilde. Aynı şekilde bitişi de bunu yapabiliriz. Yine başlangıç ve bitiş noktası belirlersek yaklaşık olarak şuradan bir yerden atabiliriz herhalde aynı. Başlangıcı atalım ve buradan kırmızıyı çekelim. Evet şöyle. Bitişi de burası. Yine aynı şekilde özelliğimi seçiyorum. Buranın tamamını uyguladım. Buradan çalıştıralım. Otomatik olarak gittikçe siyahlaşıyor. Ve videomuz kapanıyor. Veya burası daha yüksekmiş. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın başlangıç ve bitişini belirlediğim için sadece oraya geldiği zaman çalışıyor. Diğer Mix olaylarını da aynı şekilde yapıyorsunuz. Bakın orada siyahlaştı. Yani bu geçiş efektlerinin hepsinin başlangıç ve bitiş noktasını burada belirlersiniz. Ona göre büyüklüğünü mavi çizgiler sayesinde markatarak rahat edersiniz. Eğer bu şekilde mavi atmazsanız tamamına uygulanacaktır. Ona dikkat edelim. Çok değişik burada efektler var. Bunların hepsini kendinizde çalışmalarınızda deneyerek görebilirsiniz şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın burada efektlerimiz zaten görünüyor. Evet benim mantıkçıklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.